Nasuh Güngör'e döneyim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın mesajlarını verdik. Bir kez daha hatırlatmak isterim. Milletimiz altılı ittifakın düştüğü duruma bakıp ülke iyi ki bunların eline kalmadı diye hamd ediyor diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu altılı ittifakla ilgili de çok ufak bir şey söyleyeyim de sonra Nasuh Bey'e geçin. Size de sormuş bizim olayım. İyi ki ittifak, diyor mu seçmen altılı ittifak seçimden sonra fiilen bitmiştir. Son derece doğaldır. Kaldı ki demokrasilerde bunlar mümkündür, koalisyon gibidir. Zaman zaman bir araya gelirsiniz, zaman zaman ayrışabilirsiniz. Hı hı. Ve bu süreçte altılı siyasi partideki arkadaşlarımız, partilerimiz herkes kendi yoluna devam edecektir. Evet, Nasuh Güngör, sizce deprem bölgesinde seçmenin tercihi ne olur? Sayın Cumhurbaşkanı'nın mesajları için neler söylersiniz? Seçmen, millet, halk diyor mu gerçekten de Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği şekliyle? Gerçekten iyi ki muhalefet göreve gelmedi. Vallahi açıkçasını söylemek gerekirse iyi ki göreve gelinmedi meselesini gündeme getiren sadece Sayın Cumhurbaşkanı değil. Muhalefetin kendi içinde de o belli dağılmadan sonra buna benzer ifadeler ortaya çıktı. Şimdi iyi ki geldi, iyi ki gelmedi meselesini bir kenara bırakarak önce şunu söylemek istiyorum. Şimdi konuşacağımız konu Türkiye'nin bir yıl önce yaşadığı ve tarihimizin en büyük afetlerinden bir tanesi olarak adlandırılan bir deprem. Dolayısıyla hani burayla ilgili konuşurken siyasetin normal kendi kavramlarını kullanmak, çekişmelerinden söz etmek bana çok doğru gelmiyor. Ama bundan geri kalıyor muyuz? Siyasetin geneli için söylüyorum. Bundan kimse geri kalmıyor. Fakat şu da bir gerçek. 14-28 Mayıs seçimleriyle ilgili tabloya baktığımızda bu ağır afetin ardından toplumun bu konuda elbette çok önemli eleştirileri olmakla birlikte yani geç kalınmaktan tutun da afet bölgesine müdahalelerle ilgili devletin bazı kurumlarına yönelik hızlay başta olmak üzere öyle diyelim en azından AFAD'a yönelik eleştiriler de içinde olmak üzere bu eleştirilere rağmen mevcut iktidarın bu deprem sonrası ortaya çıkan manzarayı ve sorunları çözebilme kabiliyetine ve hikayesine toplumun itibar ettiğini görüyoruz. Yani ortadaki sonuçlar böyle. Bu o bölgedeki bazı şehirlerin AK Parti'nin oy deposu olmasıyla falan da tek başına izah edilecek bir konu değil. Aradan bir yıl geçmiş, bir yeni seçime gidiyoruz. Bu seçimin 2023 seçimlerinden ne kadar etkileneceğini deprem dışında ayrıca konuşuruz ama deprem süreciyle ilgili iki şey var ve herkes de bunun farkında. Hı hı. Birincisi, deprem bölgesinden ibaret değil buradaki etkileşim. Yani o deprem bölgesindeki yüz binlerce insanın, milyonlarca insanı diyeyim, çok sayıda kaybı var. Ama o kayıpların da, o acıların da Türkiye'nin dört bir yanında çok yakın karşılıkları var. Yani tabii ki milletçe hepimiz çok acı çektik, üzüldük. Ama hani bir deyim var ya, ateşin düştüğü yeri yakması meselesi. O ateşin düştüğü yeri yaktığı İstanbul'da, Ankara'da, büyük şehirlerimizden diğer şehirlerimize kadar her yerde, belki de hani bağları itibariyle söylüyorum, yüz binlerce insan bu depremin sonuçlarından doğrudan etkilendi, doğrudan kayıpları oldu. Şimdi onlar da bu manzarayı takip ediyorlar. Yani işin seneyi devriyesinde ne söylendi, ne yapılıyor, bundan sonra ne yapılacak ama beraberinde bir soru daha var. Muhalefet burada bir başarı elde ettiği takdirde buna nasıl katkı sağlayacak? Şimdi bir genel seçim değil bu sonuç itibariyle, yerel seçim ama Lütfü Savaş tartışmasını yapacağız herhalde birazdan. Evet. Sadece ona bakmak bile yani deprem bölgesindeki insanların siyasetle ilgili hassasiyetlerinin ne düzeyde olduğunu gösteriyor. Ben açıkçası şunu da söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın eğer hani buradaki stratejisiyle ilgili konuşacaksak deprem Buyurun. Bölgesinden bağımsız olarak galiba iki şey üzerine dayanıyor. Hani söyledim, deprem bölgesinde yapılacaklar, yani yapılmış olanlar, teslimlerden bahsediyoruz. Kalan evlerin en temel ihtiyaç olduğu için onun altını çiziyorum. Ne zaman teslim edileceği konusu, mesela bu takvimle ilgili bir kayma var. Yani söylenen zamanlarla bugün ortaya çıkan manzara arasında elbette farklılık var. Toplum bunu nasıl değerlendirecek? Yani soğukkanlı sorular sorduğumu farkındayım ama sonuç itibariyle manzara böyle. Yani bunların devamı AK Parti tarafından, AK Parti hükümeti tarafından yine getirilip seçmene takdim edilebilecek mi, sunulabilecek mi en acil ihtiyacı? Yoksa bu konuda ona farklı bir karne mi verecek? Kanaatimi söyleyeyim deprem Buyurun. Bölgesindeki irtibatların ve manzara üzerinden. Ben bu konunun AK Parti'nin bu seçimdeki İstanbul'da, Ankara'da, diğer kentlerde ve bizzat deprem bölgesindeki sonuçlarını kısmen de olsa etkileyebileceğini ama birçok yerde sonucu değiştirecek düzeyde olmayacağını düşünüyorum. Hiç Sayın Cumhurbaşkanı bu altılı masayla ilgili söylediklerinin üslubu sevgili Gürsel Tekin'i rahatsız etmiş, onu söyledi. Tabii ki kendi görüşüdür. Fakat kendisi üçüncü defadır, saymayı severim de bu arada onun için söylüyorum, bu ekranda, Habertürk ekranında AK Parti'yi bir kışla
gibi görüyor, Kışlaya benzetiyor. Ben de kendisine... Ben bütün siyasi partiler için söyledim, AK Parti de bunun başında. Yani yok, atamalı tayinli sistemin CHP için adı söylemediniz. Kışladır ha. Yani bunun başka bir Türkçe şeyi yok. Yani güzel, sonuç güzel itibarıyla güzel, eğer abi, sen kendi iş demokrasinizi işletmiyorsanız bunun başka izahı nasıl olabilir? Ama öyle yürümüyor benim gördüğüm kadarıyla AK Parti işler. Yani ben devam edebilir miyim izninizle? Sevgili Nagihan, sevgili Gürsel abi. Aha. Şimdi yok, bitiriyorum zaten. Şimdi ben bununla ilgili Gürsel Bey'e de bir bütün nezaketimi tabii ki koruyarak elbette. Bu bizim zorunluluğumuz, mecburiyetimiz elbette ama şöyle bir cevap vermiştim. Onu tekrarlamak istiyorum ne yazık ki. Çünkü kendisi üçüncü kez bunu yaptığı için. Eğer bu meselede Kışla ile ilgili bir benzetme yapılacaksa, bunun takdire şayan bir tarafı var. Cumhuriyet Halk Partisi açısından da, hasreten Gürsel Tekin açısından da. Bir zamanlar saatlerini, siyasetini Kışla'ya bakarak ayarlayan bir siyasetin bugün gelip Kışla mantığını eleştirmesini ben çok değerli buluyorum. Tek partili dönem diye itiraz etmiyorum. Tek partili dönem değil. Sizin partinizin siyasetini ne zaman Kışla'ya bakarak ayarladığı konusunda çok yakın örneklerimiz var. Onları söyleriz, konuşuruz yani birlikte isterseniz. İyi de yeni gelen de hiç olmazsa iyi örnek olsaydı yani yeni partilerde geçmişe bakarak. Tamam, peki oraya da gelelim. Bu arada... Hiç burada olduğunuz için değil, gayet açık söyleyeyim. Sizi de bu Kışla mantığının hiçbir zaman içinde görmedim. Siyasetçi olarak o konudaki farkınızı da nacizane teslim edeyim. Ancak AK Parti'nin içindeki işleyişin Kışla nizamında diyelim ilerlediği meselesi gerçeklikte pek uyuşmuyor. Şu an ayın kaçındayız? 20'sinde aday listelerinin artık kesin olarak ortaya çıkması gerekiyor. Ve AK Parti'de de belli olmayan yerler var. Çok yakın bir tarihe kadar da son derece çekişmeli gitti. Yani bunlar böyle çok kolay, hadi yukarıdan söyleniyor, aşağıdan oluyor. Şu ilçe şurası, bu başkan burada deniliyor olsaydı, o da AK Parti'de farklı şekilleniyor, farklı tartışmalarla devam ediyor. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı'nın size yönelik, muhalefete yönelik genel anlamda eleştirilerinin ana mantığı, 14-28 bandındaki muhalefetin, altılı masanın, Millet İttifakı'nın artık olmadığı, bunun koptuğu birbirinden, onun dışında Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok başlı bir yapı olduğu, hani ben mealen aktarıyorum, bunu da konuşalım öyle mi değil mi diye. Bu çok başlılığında, bu karar süreçlerinde etkili olduğu, bazı ilçelerde, kritik ilçelerde, önemli illerde hangi adayın olacağı ya da olmayacağı hususunda, yani bırakın da siyasi rakibiniz de bunları alsın, gündeminde ortaya koysun. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı'nın da herhalde şöyle bir strateji izlemesi beklenemez değil mi? Muhalefet birleşsin, 14-28'deki gibi karşıma o şekilde çıksın. Ben de siyasetçi olsam onu istemem. Sayın Cumhurbaşkanı da onu yapıyor zaten. Evet. Peki efendim, sizin seçmen bölgesinde depremlerde artık şeyi de konuştuk yani. Burada yapılan, edilen çalışmalar. Siz aslında şunu söylüyorsunuz. Orada tercihler çok değişmez. Bir önceki seçimle neredeyse yaklaşık bir tablo ortaya çıkar. Doğru mudur? Tabii. Bir ona Fevzi özetlediğin gibi düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum ona. Bir de şunu ilave edebilirim buna. Şimdi biz nedense 2024 seçimlerine 14-28 Mayıs'taki seçimlerin herhangi bir etkisi olmayacakmış gibi bazen davranıyor ya da analiz yapıyoruz. Oysa 14-28 muhalefetin bütün gücüyle bir araya geldiği bir denklemde bile Türkiye'de ne genel seçimler, ne cumhurbaşkanlığı, ne de parlamentoyu çoğunluk anlamında kazanamadığı bir sonuç verdi bize. 2019'daki şartlar, tablo, zafer havası, hangisini tercih ederseniz, yok şu anda. Dolayısıyla 2023'teki yenilginin 2024'te AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın elini bir nebze daha kolaylaştıracağını da bu tabloya eklemek istiyorum ben. Peki, teşekkür ederim.